Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu uyarısı Irak'ın Kürt bölgesel yönetiminin en büyük muhalefet partisi KYB'nin başkanına gitti. Arkasında hem ABD hem Avrupa hem de İran desteği olan bu kişinin babası da eski Irak Cumhurbaşkanıydı. Hakan Fidan'ın net uyarılarının ardından uyarının muhatabı Bafel Talabani tekrardan konuşulmaya başlandı. Bizim de profilde bu haftaki konuğumuz Bafel Talabani oldu. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özyurt, GZT özel içerik editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bunun gibi konular ilginizi çekiyor. Gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. O zaman hemen videomuza dönelim. Bafel Talabani 1973'te Bağdat'ta doğdu. Celal Talabani ve Hero İbrahim Ahmed'in ilk oğulları. Annesi de babası da kuvvetli geçmişleri olan insanlar. Gelin kısaca onları tanıyalım. Mam Celal olarak da bilinen Celal Talabani 2005-2014 yılları arasında Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. KYB'yi kurmadan önce KDP yani Kürdistan Demokratik Partisi liderleri arasındaydı. Mustafa Barzani ile yaşadığı görüş ayrılıkları neticesinde oradan ayrılarak KDP siyasi bürosunu kuran İbrahim Ahmed'in yanına gitmişti. İbrahim Ahmed'in kızı sonraları onun eşi olacaktı. Yazar, çevirmen ve siyasetçi olan İbrahim Ahmed'in kızı Hero İbrahim Ahmed de babasının bir süre cezaevine girmesi sonucu siyasete atılmıştı. Ailesiyle yıllar boyu oradan oraya sürülse de psikoloji eğitimini tamamlamıştı. 2000'de Kürtsat Broadcasting'i kurdu. Bu kanal Kürtçe yayın yapan en büyük kanallardandır. 2017'de de Vatikan tarafından Dünya Hristiyan Önderi ödülü aldı. Hero hala hayatta olsa da Celal Talabani 2017'de sağlık kontrolü için gittiği Berlin'de hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Irak topraklarında ulusal yas ilan edildi. Bafel Talabani böyle bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi de ebeveynleri gibi siyasetin tam içinde bir isim oldu. Genç yaşta ailesi tarafından Avrupa'ya gönderildi. Önce 1996'da Fransa'da yabancı uyruklu kişilerden oluşan ve Fransız Kara Kuvvetlerine bağlı olan Fransız Yabancı Lejyonu'nda, sonra da Birleşik Krallık'ta İngiliz Özel Kuvvetleri'nde askeri eğitim aldı. İngiltere zamanlarını dedesi İbrahim Ahmed'in yanında geçirdiği söyleniyor. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal edince o da memleketine Süleymaniye'ye döndü. İlk resmi görevini Zanyeri'de üstlendi. Zanyeri KYB'nin istihbarat teşkilatı ve Peşmerge'nin yardımcı istihbarat teşkilatı. Ardından KYB'nin güvenlik ve askeri kanadında da çeşitli görevler üstlendi. Mesela KYB'ye bağlı CTG Kürdistan'ı kurup yönetti. CTG Kürdistan'da bir terörle mücadele grubu. Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bir kurumu oldu bu CTG. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin hem iç hem de dış güvenliğine ilişkin suçları soruşturan, yargı ve tutuklama yetkisine sahip bir kurum. Bu kuruma Peşmerge'den üyeler topladı. Önce El-Kaide'nin Irak'ta varlık göstermesini engellemek üzere çalışmalar yapsa da aynı yıl yürüttüğü bir operasyonla Kürdistan İslami Grubu üyesi Abdullah Kasre öldürüldü. Askerlik iyi hoş ama asıl hedefi siyasete atılmaktı. 2010'un başlarında babasının partisi olan KYB'den siyasete girmek için askerliği bıraksa da birkaç yıl içinde işi de karşı savaşın içinde olmak için askerliğe geri dönmek zorunda kaldı. Bafel'ın bir de kardeşi var, Kubad Talabani. O da çocukluk ve gençlik yıllarını Birleşik Krallık'ta yaşayan dedesi İbrahim Ahmed'in yanında geçirdi. 2001'den 2003'e kadar KYB'nin Washington temsilciliğini yaptı. O da abisi kadar hem askeriyenin hem de siyasetin içinde. Kubad o dönemlerde babasının yerine gelen geçici Cumhurbaşkanı'nın ardından 2018'de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilecek olan Behram Salih'in özel asistanlığını yapmıştı. Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından yapılan ilk Irak Anayasası olan Geçici İdare Yasası'nın hazırlanmasında önemli rol oynamıştı. Bunlar gibi birçok görev aldı. 2014'te ise Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Hala bu göreve devam ediyor. Bafel'ın kuzenini de bilmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü siyasete atılırken beraberlerdi. Sonrasında onunla ilgili yaşanan çok ciddi krizler var. Onları da onu tanıdıktan sonra anlatayım. Lahur Talabani. Lahur Şeyh Cengi Talabani olarak da biliniyor. Lahur 1900 1999'dan 2001'e kadar KYB'nin Türkiye özel temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından kuzeni Bafel'la birlikte size az önce bahsettiğim CTG Kürdistan'ı kurdular. Uzun yıllar burada görev yaptıktan sonra sarsıcı bir durum yaşandı. Bafel'ın babası Celal Talabani 2017'de hayatını kaybedince parti kısmi bir dağılma yaşadı. Zaten Celal Talabani'nin hastalığı ortaya çıktığında KYB'nin iki sekreteri ve Hero arasında güç çekişmeleri başlamıştı. Bu iki sekreterden biri Behram Salih'ti. Partiye küsüp gitti, kendi partisini kurdu. Ancak partisi 2018 seçimlerinde pek iyi bir sonuç alamadı. Bafel ve Lahur ise Irak genelinde yapılan 2018 seçimlerinde meclise 18 milletvekili, Irak Kürt bölgesel yönetimi kapsamında yapılan seçimlerde ise 21 milletvekili göndererek tekrar en güçlü ikinci parti oldular. Bafel ve Lahur partiye küsen Behram Salih'i ikna etti ve KYB'nin Irak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Salih 8. Irak Cumhurbaşkanı oldu. 2019'da düzenlenen parti kongresinde Bafel ve Lahur Talabani partinin eş başkanı olarak atandılar, ancak partinin önde gelen isimleri KYB'nin aile partisine dönüştüğünü söyleyerek eş başkanlık sisteminden rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı. Eş başkanlık serüveni bir yıl kadar sürdü. Ardından Bafel, Lahur ve ekibini partiden ve partiye bağlı organizasyonlardan ihraç etti, yerine başka atamalar yaptı. Kibarca ihraç etti diyorum. Bafel'la yapılan röportajda Bafel ihraç nedenini soran muhabire "Kardeşim ihraç edilmediler, kovuldular. Anladın mı? Kovuldular. Herkes kovulduklarını biliyor zaten. Sen de kovuldular de" diye bir tepki gösterdi. Bafel'ın bu tepkisi tamamen kişiseldi. Çünkü Lahur'u partiden kovmasının sebebi onun kendini zehirlemesiydi. Öldürme niyetli bir zehirleme. Bir nevi suikast. Sadece Bafel'a değil, KYB'nin üst düzey yöneticilerine yönelik zehir yoluyla suikast düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra Talabani gazetecilere verdiği röportajda "Doktorlar sana verilen zehir insanı kısa sürede öldüren türden, nasıl hayatta kalabildin, nasıl tahammül ettin" diye sordu. "Ama benim direncim güçlüdür, her gün spor yapıyorum" dedi. Zehirlendiğine dair elinde hem itiraf görüntüleri hem Irak ve Rusya'daki doktorlardan alınan belgeler olduğunu iddia ediyor. Lahur iddiaları reddediyor. Bafel Talabani 2020 ve 2022 kongrelerinde de KYB başkanlığına seçilmeye devam etti. KYB içinde anlaşma yapıcı ve siyasi bir tamirci olarak görülüyor. Bafel Talabani'yi bugün konu etmemizin sebebi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından net bir şekilde uyarılmasıydı. Gelin hangi konularda uyarıldığına ve uyarıların sebeplerine bakalım. Suriye'de PKK'ya güvenli bir alan oluşturmak, PKK'nın Süleymaniye havaalanını kullanmasına izin vermek, KYB'nin özel kuvvetleri içinde PKK'nın eğitim almasını sağlamak, Süleymaniye'de kurduğu hastanede teröristlere sağlık desteklerinde bulunmak, PKK'nın Kerkük'te bulunmasına göz yummak ve daha birçok konu var Bafel'ın uyarıldığı. Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Ülkemize kasteden bölücü terör örgüte sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendisini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Bu ilk uyarılışı değil. Hakan Fidan daha önce Bafel'ın kuzeni Lahur ve kardeşi Kubad'la da görüşmüş ve PKK-YPG ile bağlantılarını kesmelerini söylemişti. Ondan önce de THY'nin Süleymaniye'ye uçuşlarını iptal etmek gibi somut adımlar atılmıştı. Bafel hem ABD'den hem de İran'dan aldığı desteklerle PKK-YPG'nin yanında durmaya devam ediyor. Bafel bu ilişkileri soranlara "İran'la uzun yıllara dayanan bir ilişkimiz ve komşuluğumuz var ama KYB'nin her zaman herkesle ilişkileri iyiydi. Sizi temin ederim ki bu bölgede Amerikalılarla bu kadar iyi ilişkileri olan başka bir parti yok. Tüm Avrupa ülkeleriyle çok iyi ilişkilerimiz var" demişti. KYB'nin PKK ile olan ilişkileri devam ederken "Türkiye ile ilişkilerinizi nasıl düzelteceksiniz?" diye bir soru daha sorulmuştu Talabani'ye. Cevabına bakalım. Türkiye se batali şari Daesh se rafiqi khom şahsiyeni şehit kird l'arbat be sebeb u be hiç biano ebe ema ilaqaman baş bete olagal Türkiye aşmanevet ilaqaman baş bete olagal Türkiye müşkile ki Türkiye awaya ka ema boçuni cevazman he. Böyle bir durumda Türkiye'den gelecek cevap nasıl olacak göreceğiz. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Abone olup videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir, katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt. Bugün sizin için Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi Başkanı Mamcelal'in oğlu Bafel Talabani'nin profilini açtım. Bafel Talabani 1973'te Bağdat'ta doğdu. Celal Talabani ve Hero İbrahim Ahmed'in ilk oğulları. Annesi de babası da kuvvetli geçmişleri olan insanlar. Gelin kısaca onları tanıyalım.